aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Acaba sen de benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun hala? Ya sen niye karışıyorsun ki? Niye atlıyorsun hemen ablamın haberi yok diyorsun? Abla ne bileyim ben seni kurtarmak için öyle girdim. Aferin Güneş, aferin. Ne olacak şimdi? Çocuğun hiçbir suçu yok ya. Biliyorum ben de. O zaman niye karışıyorsun? Abla ne yapacaktın başka? Şebnem'le Can nişanlı değildi deseydik o zaman anlasaydık. Doğruları söyleseydik. Ben nasıl toparlayacağım şimdi ya? Vallahi abla bir süre hiçbir şey yapmayacaksın. Bekleyeceğiz biraz. Babam zaten çok sinirli şu an. Ben senin yerinde olsam hiç üstüne gitmezdim. Buyur. Sağ ol. Haysiyetsiz herif. Huylu huyundan vazgeçer mi? Evlenince devam eder. Bu görürsün bak. Biz karışmasak mı acaba? Ne yani? Bırakalım kız göz göre göre bu hıyarla mı evler? Aa, kimmiş o gariban kız Kazım amcacığım? Şebnem, gel kızım gel otur şöyle. Bizim sana bir şey söylememiz lazım. Ay ya yine bana sürpriz mi yapmış salak çiçek ya? Yapşal ya. Ay, çok tatlı bu çok. Bak fotoğraf benim için ilk başta yalnızca bir haber fotoğrafıydı. Ama sonra her gün görmek istediğim, gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim, her saniye yanında olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştü. Kainat ben bunu daha önce hiç... Kainat mı dedi o? He? Kainat mı dedi Kazım amcam? Ay kapatın şunu kapatın. Sinirlerim tepeme çıktı kapatın. Ay ben nerelere gideyim? Annem bana demişti ama biliyor musun Aliye teyzem? Bu çocuğun gözü göz değil demişti. Ah bu kaçıncısıydı bu kaçıncı? Bütün yakın arkadaşlarıma İlla da aşk etti bu çocuğum. Abartma istersen. Ne abartması ya? Sahtekar. Şebnem saçmalama çocuğun bir suçu yok. Neden suçu yok? Ne demek suçu yok ki gibi nişanlısı dururken? Ama kardeşim canım benim senin hiçbir suçun yok. Seninle hiçbir suçun yok. Sen hiç dert etme Kazım amca. Kainatın hiçbir alakası yok. Bu çocuk sapık. Bu çocuk benim bütün arkadaşlarıma yapıyor bunu çünkü. Pis. Uzun. Uzun. Ay. Ben saçımı süpürge ettim bu çocuk için. Her şeyine katlandım ama karşılığında ne gördüm? O Hülya'yı bile sineye çektim ben Hülya'yı. Hülya kim ya? Şirketten biri işte, pis kadın. Ay bir de Hülya bitti, Eda çıktı. Anna çıktı, Nesrin çıktı, Ayşe çıktı. Çıktı da çıktı. Biraz daha devam edersen gözün çıkacak. Yok bir de teknede yelken dersleri falan veriyormuş bu. Yelken dersi ayağında kızları asılıyor pis Selim. Selim kim ya? Selim. Kim Selim Selim? İşte bana adını Selim demişti bu. Bu kadar yalancı bir herif. Pis Selim. Sahtekar. Düzenbaz. Düzenbaz tabii. Sahtekar pis. Şebnem vallahi bak saçını başını yolayacağım ya. Kızım. Ara sen de şunu. Bitirdiğini söyle. Arayayım değil mi Kazım amca? Arayayım bitireyim bu işi. Arayamam şimdi. Şu an duygusal olarak çok çöktüm Kazım amca. Ben telefonda şimdi bu halde nasıl konuşayım? Gideyim yüz yüze. Hesabını sorayım bunun. Biz adam. Ben bakıyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Kafayı mı yedin? Ay ne bileyim ben ya kaptırdım kendimi durduramıyorum. Şimdi sana bir kafa atacağım mecburen duracaksın. İyi günler. Yok öyle iyi günler. Özür dilemeye geldiysen hiç yorma kendini.
açmayacaksın ha. Tamam be, tamam. Bir şey yap kızım. Varsa söyleyecek söyle. Var tabii Kazım amcacığım, olmaz olur mu? Sen ne adi, ne şerefsiz bir insanmışsın. Arkamdan çevirdiğin dolaplar yetmedi. Şimdi de o dolapların kapağını gözüme sokuyorsun. Şebnem ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Sen beni bu hale soktun. Beni. Şimdi beni. Bütün nikahın detaylarına girilmiş. Bütün oturma yerleri zapt edilmiş. Sen gencecik bir kızın aklına girip onu cebran ve hileyle kandırıyorsun. O bekarlığa veda partini 40 gün 40 gece yapacağını zannediyorsan çok yanılıyorsun. Yapamazsın. Yaptın mı? Şimdi gözlerinin içine bak. Ve şu yüzünü al git. Zaten o da bir şey değildi. Kızım çok iyi benzettin. Sen de arkadaşına teşekkür et. Neden? Niçin? Seni bu pislikten kurtardığı için. Ben özel olarak teşekkür edeceğim ona babacığım. Baş başa. Yanar dönerli meyve tabağı hazırlayacağım. Kardeşim. Tamam kainat ya. Yani tamam birazcık abartmış olabilirim ama yani. Birazcık mı? Oscar'a adaylığını koydun biraz önce. Ya evet yani küçüklüğümden beri hep oyunculuğa bir yeteneğim olduğunu söylemişlerdi. Yani öyle bir ışığım var. Tamam sustum. Bir saat önce susacaktın canım benim. Bir saat önce. Maşallah babamla karşılıklı oturmuşsunuz. Bir sen geçiriyorsun canım bir babam. İyi de ne yapayım öyle hiçbir şey yapmadan dursaydın yani oyun olarak daha yapmacık duracaktı. Zaten nereden çıktı bu nişanlık olayı anlamadım ki. Kainatcığım biliyorsun yani ben bu oyunu sırf seni kurtarmak için yaptım. Ya biliyorum ama o kadar yani niye uzatıyorsunuz ki? Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? Allah Allah ne olacak canım ayrılacağız tabii. Aldatıldım şurada. Şebnem. Tamam pardon. Babam var ya canı artık kapının yanına bile yaklaştırmaz. Aman Kazım amca 3-5 gün unutur ya. Hatırlamaz olanları, boş ver. Niye? Aa babamda Alzheimer mı var Şebnem? Aa Allah korusun. Kainat ya tam neyse boş ver. Şey anlatsan, Can sana nasıl itiraf etti sevdiğini? Ay öyle yeni gel gibi kıvrılma. Hadi anlatsana be.